Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Dün fındık fiyatları açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Üreticinin beklentisi en az %70'ti. Muhalefetten de en az %70 olması gerektiğine dair açıklamalar vardı. Ama taban fiyatı, fındıktaki taban fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan 54 lira olarak açıkladı. Bu rakam bu açıklama tepki gördü. 2022 alım sezonunda yüzde elli sağlam iç esasına göre kabuklu fında kilogram başına Levanten kalite için ortalamasını 54 olarak inşallah açıkladık. Hayır olsun, bereketli olsun. Erdoğan 2022 yılı fındık taban fiyatını 54 lira olarak açıkladı. Dolar bazında önceki yılların altında kaldı. 2020'de 3.29, 2021'de 3.15 dolardı. Bu seneki fiyat yaklaşık 3 dolar civarında. Muhalefetten tepki var. Kendisini Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki ismi yerine bunu kullanmaya başladı. Halbuki biz ülke ve millet hayrına hiçbir siyaset üretmeyip Ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve iftiradan ibaret söylemlerle işgal ettiği için kendisine bu unvanı vermiştim. Ama eksik yapmış. Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur. Erdoğan'ın ülke vizyonu Bay Kemal, CHP Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım falan. Sonuç fındık alım fiyatı 54 lira. Bay Kemal'in teklifi 4 dolar. Yani 72 liraydı. Dolar kuru hala 18 lira. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır. Geleceğiz yardımınıza. Geçtiğimiz hafta Giresun'da fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik. Ama bugün Sayın Erdoğan fındık fiyatını 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde. Yerli ve milliliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk. Yazık. Erdoğan'da geçmişte kıyasladı. Muhalefette ama çıkarttıkları sonuç aynı değildi. Biz iktidara geldiğimizde kardeşlerim fındığın... Alım fiyatı neydi biliyor musunuz? Bir doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı üç doların üzerine çıkardık. Bu yılda küresel ekonomik krize ve ülkemizin yaşadığı sıkıntılara rağmen fındık üreticilerimize emeklerinin karşılığı olacak bir alım fiyatı vermek için tüm şartları zorladık. 2015'te dolar 2.65 lirayken fındığa 15.84 lira vermiştik. Yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 lirayla üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 liraydı. 2015'te 1 kilo fındıkla 4 lira mazot alınıyordu. Şimdi ise 2 lira. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız. Üretici de açıklanan fiyattan memnun değil. Talepleri en az 70 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, o meydanda fındık fiyatlarını açıklamadan önce e, fındık üreticileriyle bir araya geldi. En azından e, haber böyle geçti ajanslardan. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bir kadın ve bir e, erkek vardı. Onlarla sohbet etti. Fındık taban fiyatı ne olmalı dedi. En az 50 lira olmalı dedi yanındakiler. Tam da e, yanındakilerin istediği gibi bir rakam açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, ve sonrasında anlaşıldı ki aslında fındık üreticiliğiyle, üreticileriyle yapılan o sohbet AKP'lilerle yapılmıştı. Soralım. Önce Neşe kardeşimden başlayalım. Senin fındıktaki beklentin ne? Benim fındıktaki beklentim en az 50 olmalı. Ama üstünü siz bilirsiniz. Ben bilmem. Bak, karışmam. Yok şimdi. <laughs> hayır. Üstü size. Ben hayır. şimdi siz ben, ne sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi ama neceden korkarak yok, yok. <laughs> Tabii enflasyon şeyinde olması lazım tabii. Mesela? Yani çok da yok ben fiyat değil de ya siz beklentin bir, ne ya? Beklentin? Ya ben kazak ben pazarlık yapmayacağım. Gönül siz, gönül, siz... gönül rızasıyla ben de sizi şöyle bir beklentinizi ölçeyim. Ya. Mesela ordunun plakası 52. Girişi yapabiliriz. <laughs> mı? Olmaz mı yani? Evet o sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekranda sol tarafında oturan kişi mesela sosyal medya profilinden anlaşılıyor ki AKP'li bir ilçe yöneticisiydi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık taban fiyatını açıkladığı o konuşmasında bir başka noktaya dikkat çekti. Bir eleştiri yaptı. Terzi lakaplı 1980'li yıllarda FATSA'nın belediye başkanı Fikri Sönmez'i hedef alan bir açıklama yaptı. O açıklaması da çok tepki çekti. Peki kimdi Terzi Fikri? Bir hayatına bakalım. Bir de görevine son verilen o operasyonun arkasına. Kara bölgecileri bizleri yıllar boyu kendilerine kenar etmişlerdir. Terzi Fikri öyle bir giysi dikti ki Fatsa'ya. O Gürcü öyle bir gülledi ki arkadaşlarıyla. Noktalar, noktalı virgüller, askeri operasyonlar, kimseler çıkaramaz Fatsa'nın sırtından. Emek hakkının sımsıcak çıplaklığını. Usta şair Can Yücel işte böyle anlatıyor. Terzi Fikri lakaplı Fikri Sönmez'i. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan orduda yaptığı mitingde eski Fatsa Belediye Başkanı Terzi Fikri'yi hedef alırken terör dedi. Bu ordu Terörün ne menem şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu ordu terzi fikriyi de iyi bilir. Erdoğan'ın sözleri sonrasında sorulmaya başlandı. Terzi fikri kimdir? Fikri Sönmez 1938'de Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. İlkokul sonrası bir terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. İşte Terzi Fikri lakabının geldiği yer burası oldu. Siyasi hayata 1960'larda başladı. 6. filoya karşı duranlardan birisiydi. 71-72 yıllarında Mahir Çayan ve arkadaşları cezaevinden kaçmıştı. Tersi Fikri Karadeniz bölgesine geçmelerinde ve bu bölgedeki eylemlerinde yardımcı olduğu gerekçesiyle 2 yıl tutuklu kaldı. 1974 affıyla taliye oldu. Siyasetten kopmadı. Karadeniz bölgesindeki emekçilerin ve köylülerin içerisinde mücadele yürüttü. 1978-1979'da Fındık'ta sömürüye son mitinglerini örgütleyen isimlerden biri oldu. İşte bu çalışmalar onu belediye başkanlığına taşıdı. 1979'da mevcut partilerin neredeyse iki katı oy alarak bağımsız belediye başkanı seçildi. Seçildikten sonra Fatsa'yı özelliklerine göre 11 bölgeye ayırarak halk komitelerini oluşturdu. İki ayda bir yapılan halk toplantılarıyla da halkın belediye yönetimine katkıda bulunmasına çalıştı. Komitelerle birlikte Çamura Son kampanyası, Fatsa Halk Kültür Şenliği gibi etkinlikler düzenledi. İlçede yol, su, kanalizasyon gibi sorunların halkın katılımıyla çözülmesi için adımlar attı. Geniş köylü kitlesinin katıldığı fındık mitingleri hayata geçirildi. Fatsa bir anda sosyalist solun simgesi oldu. Sağcı basın organları ve politikacılar tarafından hedef alındı terzi fikri. Operasyon öncesi CHP. MSP, AP ilçe başkanları ortak basın açıklaması yaptı. Fatsa'da operasyon yapılacak bir şey yok, huzur içindeyiz ancak sözleri yeterli olmadı. 12 Eylül darbesine giden sürecin hemen öncesinde 11 Temmuz 1980'de Kenan Evren'in yönettiği nokta operasyonuyla gözaltına alındı Terzi Fikri. Hayatının geri kalanı cezaevi koşullarında geçti. Terzi Fikri 4 Mayıs 1985 günü 47 yaşındayken cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Sönmez'in çalışmaları bir sosyalist yerel yönetim deneyimi olarak görüldü ve yerli ve yabancı birçok araştırmaya da konu oldu. Hayat evet, Fikri sönmez terzi fikri hedef alırken, as hedef alınırken aslında onun temsil ettiği değerler de hedef alınmıştı. Neydi o değerler? Biz çok kısaca haberimizle bahsettik. Tabii ki terzi fikriyi 3 dakikalık bir haberle anlatmak mümkün değil. Biraz daha ayrıntılı yer vermek istiyoruz. Değerli bir konuğumla konuşacağız. Sol Parti Parti Meclisi üyesi Sayın Alper Taş şu anda karşımda. Sayın Taş merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordu Terzi Fikri'yi iyi bilir dedi. Nasıl biliriz Terzi Fikri'yi? Kimdi Terzi Fikri? Evet, ordunun, Fasla'nın Terzi Fikri'yi iyi bildiği açıktır. Çünkü Terzi Fikri şu ana dek Türkiye'nin demokrasi hayatına bakın, tarihine bakın. Farklı bir demokrasi anlayışını, halkın gerçekten kendi sözü, eylemi ve örgütlenmesiyle ...kendi demokrasini inşa ettiği, sözünü söylediği halk egemenliğinin gerçek manada hayata kavuştuğu bir demokrasi örneğini... ...Türkiye ve bütün dünya halklarına armağan eden çok önemli bir halk önderidir, devrimci halk önderidir. E, sadece e, bu özelliği Türkiye ile de sınırlı kalmamıştır. Dünyanın birçok ülkesinde FATSA pratiği, FATSA deneyimi, FATSA demokrasi örnek alınmıştır. Uygulama mesela Portre Alegre deneyimi örneğin bunlardan biridir...